Herkese merhabalar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok güzel bir pasta tarifi yapacağız. Gerçekten denedim, size de tavsiye ediyorum. Zaten sık sık da yapıyordum. Sizinle de tarifi paylaşmak istedim. Bu şekilde öncelikle kabıma 2 adet yumurtamı aldım. Güzelce çırptım şekerini koymadan önce. Ardından bir su bardağından bir parmağın ucu kadar eksik şekerimi ekliyorum. Neyi ne kadar koyduğumu açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz arkadaşlar. Ardından bir su bardağı sütümü ekliyorum. Aşama aşama ilerliyorum ve yavaş yavaş yapıyorum. Çırpa çırpa malzemelerimi ekliyorum. Sıvı yağını koymadan önce kabartma tozu ve ununu ekliyorum. Bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya ve 2,5 su bardağı un kullandım. Ununu yavaş yavaş ekledim ve yarım su bardağından biraz daha eksik, yani 2 yemek kaşığı kadar yağ ekledim ve güzelce çırpıyorum. İşin bu tarafında artık çırpma teliyle ilerliyorum, köpüğünü öldürmemek için. Bol camımı güzelce yağladım ve harcımı döküyorum. Her tarafını eşit döktüğüme emin oluyorum. Ve 180 derece fırında pişmeye gönderdim. Ardından muhallebisi için 4,5 su bardağı sütümü tencereme ekliyorum. 1 çay bardağı un, 1 çay bardağı toz şeker ekliyorum, 1 paket vanilya ekliyorum ve ocağa almadan önce bu karışımı güzel bir çırpıyorum arkadaşlar, topak topak olmasın diye. Ardından bunu da pişirmeye gönderdim. Kekim bu arada çıktı ve bir su bardağı ilk sıcağını aldı ve bu şekilde döküyorum sütünü. Ve 2 adet muzumu bu şekilde güzelce ince ince dilimledikten sonra kekimin üzerine kaplayacak şekilde bu serdim bu şekilde. İsterseniz 3 tane kullanabilirsiniz. Ben çok muz tadı da gelsin istemediğim için bu şekilde kısım kısım, yani tamamen üzerini doldurmadım. Evde olan 2 adet muzumu da bu şekilde değerlendirdim. Aslında tarifte muz yoktu. Ben ekledim onu da. Bu şekilde üzerine hazır çikolata sosunu. İşin bu aşamasında önce muhallebimi yaptıktan sonra dolaba attım. Dolapta dinlenirken çikolata sosunu yapıyorum ki üzeri biraz katmanlaşsın ve çikolata sosuyla muhallebi birbirine karışmasın. Bu şekilde güzelce yavaş yavaş üzerine ekleyin arkadaşlar. Yoksa muhallebiyle dediğim gibi karışırsa hiç güzel bir görüntü olmaz. Katmanlar açığa çıkmayabilir. Bu şekilde güzelce serdim ve üzerini evde isterseniz Hindistan ceviziyle, isterseniz Antep fıstığı tozuyla ve de isterseniz sade de bırakabilirsiniz. Nasıl süslemek isterseniz o şekilde süsleyin arkadaşlar. Ben beyaz çikolatayla bu şekilde şekiller verdim. Gerçekten harika oldu. Denedim. Size de tavsiye ediyorum. Bu bildiğim, böyle denediğim, hoşuma giden ne varsa sizlerle paylaşmaktan çok mutluyum. Siz de eğer benim kanalımı beğeniyorsanız ve tariflerim hoşunuza gidiyorsa abone olmayı unutmayın ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler, iyi seyirler. Deneyenlere de şimdiden afiyet olsun.